soluklandıysan seni alabilir miyiz sahneye? Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi Ali abinin bana sorduğu soruyu ben de sana sorayım. Nasıl bir his bir dansçı için, bir balerin için boş koltuklara dans etmek? Tüm koltuklar doluymuş gibi hayal ederek dans ettim. Başka türlü yapamazdım. Başka türlü çok zor. Peki ben bulmuşken bir şey daha soracağım. Benim izlediğim Fındık Kıran'dan biraz daha farklı bir versiyonu sen burada bize sergiledin. Evet, bu bizim klasik bale dışında neoklasik tarzda dediğimiz bir bale yorumu oldu. Türk balemizin en önemli koreograflarından Uğur Seyrek'in Fındık Kıran Balesi'nden kısa bir bölüm sundum sizlere. Uğur Seyrek ayrıca çok özeldir benim için. Buradan kendisine de sevgilerimizi gönderelim o zaman. Teşekkürler. Şimdi yani bütün bu güzellikleri bize yaşattığın için İlke öncelikle kime teşekkür etmemiz lazım? Yani seni kim ittirdi bu baleye? Ya annem. 5 yaşında tanıştım baleyle. Sonra 8 yaşına geldiğimde ilkokula devam ederken konservatuar yarı zamanlı çalışmalarım da devam etmiş oldu. 11 yaşına geldiğimde kazanmış olduğum İtalyan Lisesi ve konservatuar bale bölümü arasında bir seçim yapmam gerektiğini söyledi anneciğim. Tabii ki bale dedim, çok emindim. Ve konservatuar sınavını kazandım. 3 aşamadan oluşuyor konservatuar bale sınavı. Fiziksel özelliklerinize bakılıyor, müzik kulağınıza bakılıyor, yaratıcılık gücünüze bakılıyor ve sonrasında bir mülakata alınıyorsunuz. Burada devlet sanatçımız Merit Sümen bana dedi ki, İlkeciğim dedi, biliyor musun bu mesleğin ne kadar zor olduğunu dedi. Evet öğretmenim biliyorum dedim ama nasıl bilebilirdim ki 11 yaşında bu kadar zor olabileceğini bu mesleğin. Çünkü sabah 9'da başlayan bale dersleri, kafada sımsıkı bir topuzla girilen kültür dersleri, üzerine akşamüstü saatlerce süren repertuar çalışmaları derken eve gidip o sımsıkı topuzu açtığımdaki rahatlama duygusu gibisi yoktu gerçekten. 10 sene sürüyor konservatuar eğitimi. Bu süreçte sabrın ve disiplinin ne demek olduğunu, elimden gelenin en iyisini nasıl yapmam gerektiğini ve bedenimin, ruhumun, zihnimin aynı anda bir bütün olarak nasıl çalışması gerektiğini öğrenmeye çalıştım. Gerçekten kolay değildi. 14 yaşında katıldığım ilk uluslararası bale yarışması Lozan'daydı. Sonra St. Petersburg ve Japonya'daki yarışmalara katılarak ülkemizi temsil ettim. Bu deneyimler kendime olan güvenimi ve gelişimimi çok iyi yönde etkiledi. İşte böyle. Peki şunu merak ediyorum. Mezun olduktan sonra konservatuvardan ilk işin ne oldu ya da ilk performansın? Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Opera Balesi'ni çok merak ediyordum. Şöyle bir bakayım dedim, katıldım İstanbul Devlet Opera Balesi'ne. İkinci senemde başrollere yazılmaya başladım. Şöyle, bizde de tüm diğer dallarda olduğu gibi hiyerarşik bir sistem var. Sıranızın gelmesini beklemeniz gerekiyor. Ve sabırla çalışarak sıramı bekledim. Bu sırada grup çalışmaları, solist çalışmaları derken bir yandan da başrol çalışmalarım başlamıştı. Hayalini kurduğum tüm rolleri dans ettim. Çok şanslıyım ki. Bu şansı kendim yarattım. Ama ailem, annem, karşıma çıkan eğitmenler, birbirinden kıymetli koreograflar gerçekten şansım yanımdaydı. Bunun için minnettarım hayata. Sonra pandemi dönemi geldi çattı. Pandemi dönemi, evet. Değil mi? Ben şimdi İlke'yi tabii takip ettiğim için Instagram'dan ilk aklıma gelen soru o oldu. Yani sonuçta hayatı sahnede olan bir insan ne yapabilir dans etmediği zaman diye. Sonra İlke bir şeyler yapmaya başladı. Birazcık bize oraları anlatır mısın? Yani şimdi şöyle, bizim rutin çalışmalarımız var. Ve saatlerce süren provalarımızdan önce mutlaka en az 1,5 saat bale dersi yapıyoruz. Bu bar, balede şimdi anlatacağım, bar çalışmaları, orta, zıplama hareketleri, dönüş hareketleri gibi pek çok hareketi kapsayan 1,5 saatlik bir form tutma çalışması ve sonra saatlerce süren provalara giriyoruz. Şimdi evde kaldığımız zaman yani duramazdım. Bedenim durursa eğer uzun süre
Çünkü biliyorsunuz bedenlerimiz yatmaya çok müsait. Hadi bugün yatayım, hadi bugün yatayım derken bir daha tekrardan kaldırmak çok zor oluyor. Özellikle artık 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar gibi bir yaşa gelince tekrardan toparlanmak gerçekten çok daha zor. Bunun için dedim ki hemen bir şey yapmam lazım. Zaten o sırada evin şekli değişti. Kendime 3 metrekarelik bir alan yarattım. Boş bir duvar buldum. Tamam dedim ya, o zaman canlı bale dersleri paylaşırsam, biliyorsunuz kendi kendinize motivasyon sağlamak her dalda olduğu gibi çok zor. Kendi kendinize motive edip çalışmak, her gün çalışmanız gerekiyorsa, o zaman canlı yayını koy, kimin geldiği önemli değil yani. Hani koy onu, orada sen çalış, çalışmak zorunda kalacaksın çünkü o yüzden. Derken, müthiş bir ilgiyle karşılandı bu çalışmalar. İçinde bale yapma aşkı olanlar, profesyoneller, amatörler, gençler, çocuklar derken ben de kendimi daha da geliştirmeye başladım. Bu süreçte tabii arkaya bar, bale barı dediğimiz bir bar ve salonun ortasına da bir bale muşambası yaymış oldum. Bu şekilde devam ederken ortak çalışmalar paylaştım arkadaşlarımla. Yurt dışında yaşayan, yurt içinde yaşayan farklı şehirlerde, ortak yayınlarla, canlı yayınlarda buluşarak pek çok ders paylaşmış olduk. Ve bunun yanında yoga, pilates gibi farklı metotların da olduğu çalışmalar da paylaştık. Ben orayı da soracaktım. Çünkü ben hani böyle seni seyrederken bir bakıyorum bir yoga hocası çıkıyor. Bir tai chi, bir şey, Allah Allah diyorum, hani bale ve bunlar ne alaka? Evet çok alaka, çünkü bizler bir tek bale yapmıyoruz. Pek çok farklı disiplin birbirinden besleniyor ve birbirini destekliyor. Bu her zaman için tüm diğer dallarda olduğu gibi çok çok önemli. Onun için işin üstadı isimlerle de buluşarak pek çok çalışma gerçekleştirdim. Çok çok zevkliydi. Aynı zamanda Dünya Dans Günü'nde ülkemizde var olan tüm diğer üstad öğretmenlerim ve direktörlerle 1,5 saat içinde sanıyorum 15 farklı kişiyle buluşarak farklı konuşmalar ve kutlamalar yaptık. 2 farklı klasik balenin önemli solosunu falan paylaştım o sırada. Yani ne yapabileceksem onu yapmaya ve kendimi motive etmeye ve arkadaşlarıma evde kaldığımız süreçte gerçekten beraber birbirimizi desteklemek ve güçlenmek için çalışmalardan bıkmadan, usanmadan çalıştım. Sonuç olarak 122 günde 81 tane ders paylaşmışım. Bunların hepsini bir günlük tutar gibi YouTube kanalına yükledim. Kendime de hatıra olarak güzel çalışmalar oldu. Çok zevkliydi. Müthiş. Bence çok müthiş bir şey yaptın. Yani çünkü şöyle bir şey var. Eğer bırakırsak, yani hem düşünsel hem fiziksel olarak bıraktığımız anda orada gidiyoruz. Çünkü çok kolay o olumsuzluk girdabında kaybolmak. Oraya girmeye izin vermedim. Onun için mutluyum yani. Aslında gerçekten böyle bir seçim yapmış oldun bir yerde. Şimdi, çünkü ben şunu da hayal ettim. Mesela bir tane küçük bir bale öğrencisini hayal edin. İlkek Odal'a hayran ama İlkek Odal'dan ders alma şansı yok. Şimdi bir anda oldu mesela. Günler boyunca açıp onu takip eden minik bale öğrencilerin de olduğunu ben biliyorum. Ben kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum İlke sana. Neden teşekkür etmek istiyorum? Bildiğin ve yaptığın işle sahnede olamadığın bir dönemde elini taşın altına koyduğun için, bildiklerinle birilerine fayda sağlamaya çalıştığın için sana gönülden teşekkür ediyorum. Son sözlerin için sahneyi sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte şöyle bir şey fark ettim. Sanata, sanatçıya olan ilgi ve merakı canlandırmak için aslında içimizdeki sanatçıyı tekrardan uyandırmamız gerekiyor. Bunu da düşündüren bu süreçte aldığım birbirinden güzel mesajlar oldu. Yani didindik, çabaladık, çalıştık, ünvanlarımız oldu. Fakat bunların gerçekten hiçbir önemi yok. Çünkü biz sadece bir ünvan değiliz. Biz bir ünvandan çok daha fazlasıyız. Bunun için tekrardan çocukluğumuzu hatırlasak, özgürce oyunlar oynadığımız, ne oyunlar oynardık, nasıl hikayeler yazardık, bir baskı, korku, kısıtlama olmadan, içgüdüsel olarak, hayal gücümüzü kullanarak. Çünkü o çocuk hala bizim içimizde ve o çocuk bizi bekliyor. Çünkü her çocuk aslında sanatçı doğar ve biz bazen bu kargaşanın içinde o çocuğu unutuyoruz. Eğer onu tekrardan bulabilirsek,
sanatçı kişiliğimizi de tekrardan bulmuş oluruz. Çünkü o çocuk sensin, o sanatçı senin içinde. Teşekkürler.